Şimdi bizim ülkemizde çevre bilinci diye bir şey yok maalesef. Bunu yol kenarındaki çöp birikintilerinden daha görebiliyorsunuz. Yani dünyanın birçok yerine gitmiş ve kıyas yapma imkanı olan bir insan olarak söylüyorum bunu. Bu konuda biz çok zayıfız. Bu kapsamda ele alınırsa bu son günlerdeki Kaz Dağları ile alakalı duyarlılık aslında sevindirici. Hani ülkemizde yavaş yavaş çevreye, doğaya karşı bir duyarlılığın oluştuğunu görüyoruz. Ben de o resimleri ilk gördüğümde ulan ne oluyor? Memlekette yani ormanın ortasına oymuşlar. Bunu bir Kanadalı şirketin yaptığı söyleniyor. Nasıl olur falan diye bir duyguya kapıldım ama mesele derinlemesine araştırıldığında aslında bunun devasa bir algı operasyonu olduğunu, sol medyanın müthiş bir manipülasyonu olduğunu görüyorsunuz. Çünkü o bölge birincisi Kaz Dağları değil. Ama önemli değil yani. Balaban mevki. Kaz Dağları'na 60 kilometre ama neticede yurdumuzun bir ormanı. İkincisi ise buradaki maden operasyonu ruhsatını veren hükümet AK Parti hükümeti değil. Bu maden ruhsatı 2001 yılında verilmiş. Yani AK Parti kurulmadan önce verilmiş. Üçüncüsü ise oradaki operasyon yapan maden şirketlerinin çoğu CHP'li üyelere ait olduğu söyleniyor. Yani bu noktada ele alınırsa evet orada bir doğa katliamı yapılmış. Ama bunun müsebbibi AK Parti hükümeti değil. Kaldı ki kesilen ağaçların yerine de fidan dikilecek diye devlet özellikle baskı yapmış. O kesilen 13 bin fidanın yerine 14 bin fidan dikilmiş vesaire vesaire vesaire. Ama dediğim gibi hani bu noktada üzücü olan orada aslında Kanadalı bir şirketin bu operasyonu yapması. Ama bu Kanadalı şirketler de birçok böyle Kanadalı maden şirketi var. Benim de bundan 10 yıl kadar önce hemen hemen Halo Resources ve Senderos isimli sonradan füzyon yaptı bu şirketler. Bunlara böyle ufak çapta bir ortaklığım vardı. Uluslararası konsorsiyumlardan oluşan şirketler. Ama dediğim gibi hani Türkiye'nin madenini Türk şirketleri çıkarsa daha yerinde olur. Evet yani evet bir doğa katliamı var. Yanlışlar yapılmış vesaire. Ama bunun müsebbibi AK Parti hükümeti değil. Bunun üzerinden devleti, hükümeti, cumhurbaşkanımızı vurmaya çalışanlara prim vermeyin. Gözünüzü açın, meseleyi irdeleyin, arka planına bakın. Yanıldığınızı anlayacaksınız.